Güzel bir başlangıç oldu. Güzel sunumlar var. Biz de biraz banka ve KOBİ tarafından bakacağız konuya. Ben KOBİ bankacılığı yapıyorum uzun sürelerdir. Bu e-ihracatın, e-ticaretin KOBİ'ler içinde penetre olmasını aslında bir sosyal sorumluluk olarak görmek lazım. Yayılmasını, ülkenin her alanında bu dijitalleşmenin gerçekleşmesini, KOBİ'lerin bu işte penetre olmalarını önemsiyoruz banka olarak. Bunu sürdürülebilirlik anlamında da önemsiyoruz. Zaten mottomuz sınırları kaldırmak. Biz diyoruz ki KOBİ'lerin önündeki sınırları kaldıralım. KOBİ'ler dijitalleşme konusunda takipçi olsunlar, geri planda kalmasınlar. E-ticareti, e-ihracatı takip etsinler. Çünkü çok hızlı bir değişim var. Hayat çok hızlı değişiyor. Bunlara adapte olmak o kadar eskisi kadar kolay değil. Artık değişim hızları, dönüşüm hızları çok fazla artmaya başladı. Bir KOBİ'lerin genel durumuna bakacağız. Sonra e-ticaret ve ihracat rakamlarına bakıp sonra biz neler yapıyoruz biraz da ona bakacağız. 3,3 milyon KOBİ var ülkemizde. Geçen senenin rakamı ama aşağı yukarı aynı şeyler. Bunların %90'ı mikro adını verdiğimiz en küçük bareme sıkışmış durumda. Yani bu grup bu istatistiğe göre 3 milyon altında ciro yapan grup diyebiliriz buna. Yani aslında 3 milyon bizim KOBİ'miz, ülkemizdeki KOBİ ciro bandı olarak 3 milyonun altında ve çok az sayıda insan çalıştırıyorlar. Ama bunların ya toplam cirodaki payı KOBİ'ler için de %21. Dolayısıyla küçük oldukları için ciroda etkileri çok az oluyor. Küçük işletme grubu var bu aradaki büyüklükte. 225 bin yani %7'si küçük işletme grubuna giriyor. Ciro payı da %38. Şimdi %38 pay 225 bin için iyi. Ama bir de orta boy işletmeler var. Onlar da 40 bin adetler. 40 bin adette de %41 ciro payı var. Yani yine büyükler ciroyu çekiyorlar. Genel görünüme baktığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir beklendiği gibi yüksek sayıda KOBİ'nin konuşlandığı yer. Bu üç il %40 kadar KOBİ'yi taşıyor, kaldırıyor. Zaten ekonomik hayatta buralarda dönüyor. Farkındasınızdır. KOBİ'lerin genel firmalar arasındaki payı %99 adet bazında. Yani zaten ülkemizde çok sayıda firma var ama bu firmaların çoğu %99'u KOBİ segmentinde durmuş durumda. Bu KOBİ'ler %73 istihdam sağlıyorlar. %73 istihdamı KOBİ'lerden sağlıyoruz. Ciro payı %53. Yani %99 %53 ciroyu yapıyor. İhracat ise %35. 61 milyar dolar KOBİ'lerden ihracat geçmiş. 2 sene öncenin kapanış rakamı. İhracatı da zaten genelde büyük firmalarımız tarafından ve toplu büyük şeylerle, konteynerlerle vesaire yapıldığını biliyoruz. Aslında biraz buradaki rakamların e-ihracatı, KOBİ'lerde e-ihracata girmeyi, onları öğrenmeyi, oraları geliştirmeyi konusunda da bu rakamlar bize önemli şeyler veriyor. Bir kere bir ihracat yapılmak isteniyorsa birazcık bilgi ve birazcık da üretim olması lazım. Birazcık ölçek olması lazım. Ülkede ölçek konusunda KOBİ'lerde birazcık sorun olduğu görünüyor. Sektörel kırılımlara baktığımızda toptan perakende ve imalat adet bazında %37 ve %12 iken ciro bazında 54 ve 20 gözüküyor. Yani onlar daha büyük gruptaki firmalar toptan perakende ve imalatta görünüyor. Tam tersine ulaştırma, depolama ve konaklama yiyecek tarafı ise adet bazında çok, ciro bazında az olarak görünüyor. Yani daha küçük firma grubu da bu sektörlerde olduğunu görüyoruz. İmalatın oranı KOBİ'lerde artması da ülkemiz açısından önemli aslında. Daha yüksek olması gerekiyor. Şimdi KOBİ'lerin bu e-ticaret dönüşümüne adaptasyonu aslında COVID öncesi hazırlıkların COVID ile birlikte hızlanmasıyla birlikte e-ticaret dönüşümüne adaptasyonu biraz büyük oyuncuların etkisiyle oldu. Yani bizde e-ticareti çok iyi yapan büyük oyuncular var hepimizin bildiği. O büyük oyuncuların biraz desteğiyle ve teşviğiyle oldu. Onların ekosisteminde yer alarak bu sisteme dahil oldular. Şimdi kabaca rakamlar 65 milyon internet kullanıcısı var. Bu internet kullanıcısı her geçen gün artıyor. Yılda 2-2,5 milyon yeni internet kullanıcısı geliyor. 20 milyon günlük ziyaret var e-ticaret sitelerine.
%85 ziyaret ve %63 alışverişe dönme oranı var en az bir kere. Dolayısıyla bizim tüketici grubunda e-ticaret alışkanlığımızın olduğu çok net. Zaten gelişim, dönüşüm, Covid'in de etkisiyle bu bizim günlük hayatımıza oturmuş vaziyette. Bunu inkar edemeyiz. Bu zaten bunun yansıması da 3-4 yıl önceye kıyasla 4-5 kat cirolar arttı. 400 milyar ciro bekleniyor şu an 2021 yıl sonu için. Burada ciddi bir büyüme var. Yaklaşık 320 bin satıcı olduğu söyleniyor. Bu da 350-400 binlere çıkmış durumda. 3.3 milyon kobiyi düşünürsek buradaki artış hala kobilerin bu e-ticarette var olmaları mümkün. Şimdi baktığımızda ciro artışları %110, %123, %66, %70 gibi hala belirli şeylerin üzerinde büyümeyle devam ediyor e-ticarette. Sipariş adetleri de aynı şekilde 145, 68, 75 gibi hala yüksek oranda artışa devam ediyorlar. E-ticaretin payı 9.8'den 2 senede 17.6'ya gelmiş. Dolayısıyla burada bir ivmelenme ve yükselme var ve hala da önünde yolun olduğu görünüyor. Şimdi ciroyu beyaz eşya gibi büyük ticketlı işler çekiyor. Son dönemde büyümeyi ise gıda, çiçekçilik gibi sektörlerde oransal büyümenin geldiği görünüyor. Oralardaki hareketlenme cirolara ve siparişlere yansımış. Sipariş büyüklüklerinde bir miktar geriye gittiğini de söyleyebiliriz. Bir e-ticaret böyle, bir de sınır ötesi e-ticaret veya işte e-ihracat kavramları var. Burada da 1,5 trilyon dolar sınır ötesi e-ticaret hacmi görünüyor. Ama bunun 4.8 trilyona gideceği bekleniyor 4-5 sene içerisinde. Burası, yani bu rakamdan bile anlayacağımız gibi çok ciddi bir şey var. Önümüzde burada pazar büyümesi var. Genel globalde e-ticaret pazarının yıllık büyümesi %26 gibi, biz daha hızlı büyüyoruz. Oranı ise %18, biz yakalamışız hemen hemen oranları. Ama e-ihracat rakamına bugün katılımcılardan değinen de oldu. 1.4 milyar gibi bir e-ihracat Türkiye'de rakam görüyoruz. Bu çok düşük. Bizim ihracat o kıyas olsun diye o senenin rakamını koyduk da 225 milyarlarda. E-ihracatımızın %1'in altında kaldığı görünüyor toplam içerisinde. Dolayısıyla e-ticaretteki büyüme ve oradaki organizasyon, oradaki oturmuşluk henüz e-ihracatta yok. Neden? Yani niye yok? Onlara bir bakalım. Bir kere yani yurt içine satışta dediğim gibi büyük oyuncular burayı yönetirken çok iyi teşkilatlandılar ve kargo sistemi gibi sistemler de hızlı bir şekilde adapte oldu ve lojistik sorunu çözüldü. Mümkün mertebe yapıldığı kadar. Ama e-ihracatta bir lojistik sorunumuz var. Çünkü yurt dışı gönderimi işi hem pahalı hem de oradaki iade prosesleri, vergi prosesleri birazcık know-how gerektiren işler. Dolayısıyla buralarda bir lojistik çözümlerini bir firma e-ihracat yapmak istiyorsa net olarak tikini atması lazım, orayı netleştirmesi lazım. Ödeme yöntemleri bir problem. Orada da çünkü yurt dışında bir vatandaş Türk sitesinden alışveriş yapacağında güven, işte oradaki diğer unsurlar veya cüzdan kullanımı, kartın geçmesi gibi bir takım nedenlerden alışverişi iptal edebiliyor. Dolayısıyla ödeme yöntemlerini o ülkedeki, girdiğin pazar yerindeki veya hangi ülkeye satıyorsanız oradaki sistemlere uygun, oradaki talebi karşılar şekilde ve oradaki güveni sağlar şekilde yapmak gerekiyor. Covid-19 zaten e-ticareti nasıl geliştirdiyse e-ihracatta da aynı etkiyi yaptı ve hızlandırıcı etkisi oldu. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme, burası da çok önemli. Çünkü ihracat dediğimizde zaten artık yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat konusu çok önemli. Artık Avrupa Birliği özellikle belirli bir süre sonra ihracat, bizim yani ithal ettiği mallarda karbon ayak iziyle ilgili ölçümler isteyecek ve onunla ilgili ek tarifeler uygulayacak. Dolayısıyla biz hem konvansiyonel ihracatta hem e-ihracatta buraya adapte olmamız gerekiyor ve ciddi maliyetler bekliyor bize. Buraları adapte olmamız lazım. Dijitalleşme çok hızlı bir dönüşüm var, çok hızlı bir hayat var. Müşteri sizin sitenizde veya işte herhangi bir mecrada sizinle ilgili zayıf bir dijitalleşme görüyorsa veya
yeterliğinizi eksik görüyorsa tamamen terk ediyor ve iptal ediyor. İşlemi sonlandırmıyor. Bununla ilgili istatistikler de var. Pazarı ve müşteriyi bilmek. Ya hadi ben ihracat yapacağım ama rastgele olacak bir şey değil. Ürününüzün fiyatı tutabileceği, ürününüzün o pazarda yer edebileceği, o pazara uygun olabileceği pazarları bulup oralarda aksiyon almak gerekiyor. Yoksa emek boşa gidebilir. Oradaki müşteriye göre lokalleşme, dille ilgili sorunlarımızı çözmemiz lazım ülke olarak. Buraları halletmemiz lazım. Ve operasyonel çeşitlilik de burada çok büyük bir etken. Yani yüzlerce kanaldan, binlerce kanaldan bu talebi alabilirsiniz. Bu çok güzel fakat dönüp sizin rakibiniz de aynı kanaldan müşterinin karşısına çıkabilir. Dolayısıyla buralarda rekabet de çok güçlü. Aslında şöyle ihracatı ikiye kırabiliriz genel olarak. Bir son tüketiciye direkt sattığımız, pazar yerlerinden sattığımız bir hikayemiz var. Biraz onu anlatacağım. Bir de firmadan firmaya satışlar. Yani eski alışagelmiş satışların dijital ortamdan müşteri bulması şeklinde bir akış var. Devlet çok destek veriyor. Yani devlet desteklerinin az olduğunu söyleyemeyiz ihracata yönelik. Ama daha karşını bulmamış görünüyor. Fakat marka tescilinden pazar araştırmasına kadar, fuar desteğine kadar, reklam desteğine kadar, o ülkede almanız gereken bir kalite belgesi, sağlık standardı, bunlarla ilgili harcadığınız tutarları hibe olarak bir kısmını devlet başvurduğunuzda veriyor. Yani bir KOBİ'nin buralarda eğer bu işlerle uğraşmak istiyorsa buradaki devlet desteklerini çok iyi anlaması ve buraya başvuruyor olması lazım. Burada azımsanmayacak derecede destekler var. Kolayihracat.gov.tr, kolaydestek.gov.tr diye çok iyi bölünmüş ve adım adım neler yapılması gerektiği anlatılmış Ticaret Bakanlığı'nın web siteleri var. Buralarda da bu konuların detayları aslında var ve başvurmayla ilgili de adım adım her şey anlatılıyor. Gerçek kişilerin ticaretinde, ihracatında gelir vergisi istisnası var %50 kadar. Gümrük ve KDV ile ilgili de yine şahıs şirketleriyle ilgili bir takım avantajlar var. Şimdi gelelim biraz somut neler var, neler yapılıyor. Şimdi global pazar yerleri var. Zaten hepimiz biliyoruz. Ya çok büyük ziyaretler oluyor, çok cirolar geçiyor. Amazon mesela. Amazon, eBay, AliExpress, Mercado Libre ve Rakuten. Mercado Latin Amerika, Rakuten de Japonya pazarına girmek için kullanılan pazar yerleri. Bunlar B2C çalışan global pazar yerleri diyebiliriz. Buralar hedeflenebilir. Bir de daha kısmen daha küçük olan Allegro, Frigo, Zalando, Efound, Bol.com ve OnBuy diye siteler var. Bunları bilhassa koymamın nedeni, bunlar gibi çok sayıda site var. Yapılan araştırmalarda Türkiye'deki bazı sektörlerin buralarda satış yapabildiği, bunların denenip başarılabildiği görünüyor. Biz de bu kapsamda Polonya pazarında Allegro, işte genel Avrupa'da Frigo, İngiltere merkezi olmak münasebetiyle ama genel olarak Frigo, tekstil için Zalando gibi özel pazar yerleri belirledik ve bu pazar yerlerine bir danışmanlık desteği sağlamak için bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmayla birlikte bu pazar yerlerinde satış yapmak isteyen KOBİ'lerimiz veya firmalarımız A'dan Z'ye destek alabilecekler. En başta eğer o ülkede şirket kurması gerekiyorsa şirket kuruluşu, lojistik desteği gibi ilk günden son güne kadar, ilk satışı yapana kadar, orada listeleme yapana kadar yapması gereken tüm stepleri adım adım danışmanlığın verildiği kapsamlı Lenta Enterprise ile birlikte bir işbirliğimiz var. Bu önemsediğimiz bir işbirliği. Çünkü ihracatı desteklemek güzel. Desteklemek istiyoruz. İhracatın gelişmesini istiyoruz. Burada başvuru yapıldığında firmaların uygunluğuyla ilgili bir soru seti var ve firmanın bir konumlandırması oluyor ve onun üzerinden step step danışmanlık kurgulanıyor. B2B tarafında da Alibaba biliyorsunuz dünya çapında B2B için lider. 190'dan fazla ülkedeki milyonlarca firma buradan talep topluyor. Yani burada kendilerine tedarikçi arıyor. Biz de ülkemizdeki müşterilerimizi, firmalarımızı burada yer almasını ve buradaki siparişlere teklif vermesini, buralarda yer alması ile ilgili
destek sağladık. Alibaba ile birlikte indirimli paket satışını gerçekleştireceğiz. Alibaba'nın ekstradan da devlet desteği de var. Yani burada buraya ödenen paranın bir miktarını devlet geri veriyor. O anlamda Alibaba'da var olmak da B2B tarafında özellikle biraz büyük hacimli işlerde çok kritik görünüyor. Diğer pazar yerlerini de burada koydum. Şimdi bir de pazar yerlerinin dışında bir de kendi web sitemizi açabiliyoruz. Yani normal nasıl yurt içinde web sitemizi açıyorsak, yurt dışında da web sitemizi açıp, yani web sitemizi yurt dışına açıp, orada aranmalarda çıkıp satış yapabiliyoruz. Bu da dikkat edilmesi gereken konular burada da yine dil, lokalleşme konusu, görünürlük, reklam konusu. Çok önemli. Yani çok rakip var. Sizin orada görünmeniz çok önemli. Bu anlamda yine ödeme güvenliği, ödeme yöntemleri, o pazarın, hedeflediğimiz pazarın uygun ödeme yöntemlerini mutlaka barındırmamız lazım. Yoksa yanlış bir yatırım olur. Ve teknolojik olarak, dijital olarak çok hızlı, respons verebilir bir sitemiz olması lazım. Tüm bunları sağlayan entegratör firmalarımız var Türkiye'de. Biz de TCMEX'le bununla ilgili bir anlaşma yaptık. TCMEX, Facebook'la ilgili de reklam desteği, artı web sitesinin yurt dışına açılması, ihracat yapılması ile ilgili Yapı Kredi özel paketleri olacak. Bu paketleri indirimli temin edebiliyor müşterilerimiz. Şimdi bir toparlayacak olursam, e-ticaret tarafındaki gelişmeler hızlandı ve artık bir miktar, yani büyük ölçüde yerleşti. Yeni oyuncular giriyor ve ciddi pazar yaratıp şirketlerini büyütebiliyorlar. KOBİ'ler de buraya adapte oldu diyebiliriz. Ama hala online kanaldan satış yapabilecek durumda olup, o sektörde olup hala girmeyen müşteri kitlesi var. Şimdi biz yaygın bir banka olduğumuz için Anadolu'nun başka köşelerinde, küçük şehirlerde de bu konulardan uzak olunmamasını istiyoruz. Buraya adapte olunmasını istiyoruz. Dolayısıyla baktığımızda ülkemizin en büyük pazar yerlerinde çok iş birlikleri yaptık. Trendyol, Çiçeksepe'de, hepsi burada gibi firmalarla. Buradaki satıcılara özel bankacılık ürünleri, buralarda çok fazla uzatmayacağım, detaylarına girmeyeceğim ama özel avantajlar verdik. Krediyle ilgili bir takım avantajlar sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Ve tabii Yapı Kredi World markasını onlara açtık. Bu sayede işte çok pazarda çok fazla World kredi kartı var biliyorsunuz. Oradaki satışlardan faydalanabiliyorlar. Ve yine business card avantajı sağladık. Bu detayları zaten söylemiştim. Şimdi ihracat destekleri. Şimdi genel, zaten bankanın genel olarak ihracata verdiği desteklerin yanında e-ihracatla ilgili de özel destekler vermeye başladı. Bu söylediğim paketleri danışmanlığı almak için zaten oldukça yüksek indirimler sağlıyoruz. Bunun yanında onun satışa dönmesini beklerken bir kredi verip ödemesi dönem, ödeme atlatma gibi seçenekler de sunuyoruz. Dolayısıyla burada bir miktar yatırımı yaptıktan sonra bir 3 ay, 6 ay sonra geri dönüşünü beklerken bir de kredi ödemeyle uğraştırmıyoruz müşterilerimize. Dış ticaret paketleri var. Dış ticaret paketi bir defa alıp sonra masrafla, dış ticaretle ilgili masraflarla uğraşılmayan, onların artık sürpriz inişler çıkışlarla uğraşılmayan bir metot. Bu paketleri biz müşterilerimize sağlıyoruz. Böylelikle onlar da en azından sabitlemiş oluyorlar masraf kalemlerini. Ödeme yöntemleriyle ilgili çeşitli çözümler sunuyoruz. Birçok ülkede geçerli ödeme sistemlerimiz var. Bahsetmiştim, Lenta Enterprise'la yurt dışına e-ihracata giriş için desteklerimiz var. Kendileri bu sisteme başvuran firmalarımızı önce bir analiz edecekler, ardından da adım adım e-ihracata başlatmak için birebir destek olacaklar. Alibaba'ya söylemiştim. B2B'de bu pazarları mutlaka değerlendirmemiz lazım. Orada çok ciddi bir iş hacmi dönüyor. Buralarda biz fırsatları mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor firmalar olarak. TCMEX'i söylemiştim. Yine TCMEX'te ihracata yönelik hem Facebook tarafında hem de web sitesinin
ihracatta kullanılması durum için ekstra offer'lar var. Gitti gidiyorum, çok güzel bir projesi var. Onlarla da imza attık. Hayata geçireceğiz. Bu tür gümrük, lojistik vesaire gibi sorunları ortadan kaldıran, bir aracı üzerinden yurt dışına Türk malını sattıran bir metotları var. Burada kendi malımızı yurt dışına satıyoruz ama ihracatçı olmuyoruz. Çünkü arada bir Türk bir firma var. Malı biz ona veriyoruz. O yurt dışına satıyor. eBay'in eBay'in garantisiyle, güvencesiyle gitti gidiyor orada listeliyor yurt dışında. Dolayısıyla oradan da talep alma konusunda da bir ekstra destekleri oluyor. Trade Atlas bizim yine bir işbirliği yaptığımız bir firma. Trade Atlas da yine devlet tarafından desteklenen çok sayıda firma, yurt dışındaki ithalatçı ve ihracatçı firmaları data desteği sağlıyor. Yani mesela hedef belirlediğiniz pazar var. Brezilya'ya açılacağım. Brezilya'da X ürünü çok satılabilir Türk ürünü olarak görünüyor. Orada bu ürünü alacak firmaları bu Trade Atlas'ın desteğiyle bulabiliyoruz. Bu da güzel bir çalışma. En son kadın işletmeleri ile ilgili ekstra konuyu koydum. Çünkü ya kadın işletmelerinin artması, kadınların hayatta, ekonomik hayatta daha çok olması bizim için hem sosyal sorumluluk hem sürdürülebilirlik anlamında çok önemli. Dolayısıyla kadınların hem e-ticaret ve ihracatta desteklenmesi, hem sosyal medya pazarlama, dijital pazarlama konusunda desteklenmesi ile ilgili anlaşmalar yapıyoruz. Bir de EBRD'nin TurVip adında bir programı var. Yurt dışı kaynaklı kredi. KGF desteği var burada. KGF'nin teminat desteği var. Burada da düşük indirimli faizlerle sadece kadın işletmelerine yönelik bir kredi paketimiz var. Bunu da hayata geçiriyoruz. Kadın işletmelerinde burada gelip bu avantajdan, bu ayrıcalıktan faydalanmasını bekliyoruz. Son olarak da yine kadınlara özel bir girişimci, kadın girişimci paketi hayata geçiriyoruz. Kadınlar, kadın firmalar, kadın işletmeleri burada ayrıcalıklı hizmet ve ürünlerden faydalanabilecekler. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.